Evet arkadaşlar, Unutulmuş Simalar programına hepiniz hoş geldiniz. Çok önemli bir programla, geçmişe yolculukla hepinizin karşısındayım. Ben Akdel Güler. Bugün sizlere Galatasaray'dan tanıdığımız, Beşiktaş'tan tanıdığımız, daha da önemlisi Bayern Münih'ten tanıdığımız, Galatasaray'da hafızalara 7 numara ile kazınan Berkant Göktan'dan bahsedeceğim. Berkant Göktan. Zirveye çıkıp dibi gören Berkant. Şu an ne yapıyor? Bunların hepsine yavaş yavaş değineceğim. Ama ondan önce 1980 yılında dünyaya gelen Berkant Göktan futbola Bayern Münih 2 takımında, Bayern Münih'in altyapısında başladı. Evet, doğru duydunuz. Bayern Münih'te oynadı bu adam. Altyapısında yetişti. Evet bu adam. Alman kökenli bir oyuncu, evet. Türk asıllı Alman olan Berkant Bayern Münih'in alt takımlarında oynarken ilk onu profesyonel yapan hoca ünlü İtalyan Giovanni Trapattoni. Ve arkadaşlar size şunu da hatırlatayım. Ara ara notlarıma bakacağım bu programda. Çünkü çok önemli notlar aldım. Ona ilk süreyi veren hocası ise Bayern Münih'te ilk profesyonel takıma çıkaran Giovanni Trapattoni iken ona ilk resmi süreyi veren, Bundesliga maçında süreyi veren, kadroda bulunmasını sağlayan Trapattoni. İlk resmi süreyi veren hocayı söylüyorum size hemen. Otmar Hitzfeld. Otmar Hitzfeld Bayern Münih doğuna ilk resmi Bundesliga karşılaşmasında forma şansı veren hoca Otmar Hitzfeld. Evet. Berkant Bayern Münih 2'de şunları yaptı. İlk maçını kime karşı oynadı? PSV Frankfurt'u 7-1 yendi. 7-1 yendikleri maçta Berkant Göktan süre aldı. Gol şansı ve asist şansı bulamadı. 30 dakika süre aldı. Ondan sonra Borussia Fulda takımına karşı oynadıkları takımının resmi maçında ilk resmi golüne, Bundesliga 2'de ilk resmi golüne imza attı. Ondan sonra zaten Giovanni Trapattoni onu 17 yaşındayken profesyonel takıma alıyor ve sürekli kadroda Berkant'ı 17 yaşında olmasına rağmen onda bir gelecek görüyor. Geleceğin önemli yıldızlarından biri olacağını düşünüyor ve kadroya katıyor. Ama Berkant maalesef ki forma şansı bulamıyor Bayern Münih'te. Kadroda bulunuyor o sene. Ondan sonra Otmar Hitzfeld takımın başına geliyor ve onu 1998 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'la karşılaştıkları maçta Salih Hamzic'in yerine, efsane Salih Hamzic'in yerine, şu an Bayern Münih'te sportif direktörlük yapan Salih Hamzic'in yerine Berkant'ı oyuna alıyor. Arkadaşlar bunu çok iyi dinleyin. Salih Hamzic çok önemli bir efsane. Bunun Salih Hamzic'in yerine oyuna giren Berkant bunun kıymetini bilmeliydi. Elinden geleni mutlaka yapmıştır ama elinden gelen yetmemiş demek ki. 30 dakika süre alan Berkant United karşılaşmasında gayet etkisizdi. Çok etkisizdi. Ondan sonra zaten Otmar Hitzfeld bazı şeyleri Berkant'ta göremiyor. Oyun içinde konsantrasyon eksikleri olduğunu görüyor. Saman alevi gibi parlayan Berkant bir pozisyonda rakibinin önünden sağından atıp solundan kaçıp muhteşem bir pozisyon yaratıyor santrafor oyuncusuna ve 30 dakika boyunca yaptığı tek şey bu Berkant'ın o maçta. O dönem çalkantılı dönemler geçiren Berkant belli 15 dakika 20 dakika Bayern Münih'te süreler alıyor. Ama Bayern Münih genç yaşında bazı eksikleri olan Berkant'ı pişmesi için Borussia Mönchengladbach'a, Bundesliga'nın önemli ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'a kiralamak istiyor. Ve bunu başarıyor, kiralıyor. Ama Berkant çok talihsiz bir oyuncu olduğu için Borussia Mönchengladbach'ta maalesef ki takımıyla birlikte küme düşüyor. Berkant ve Mönchengladbach küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ve küme düşmüşler. Küme düşmeyi tatmış Berkant ve şöyle bir acı bir durumda var. Berkant bir sonraki senede Arminia Bielefeld'e, Alman ekiplerinden Arminia Bielefeld'e kiralanıyor ve orada da küme düşüyor. Berkant'ın mahus kaderi
Galatasaray'da değişiyor. Başarısız olan Berkant Almanya'da Bayern Münih'te forma giyen Berkant 2001-2002 yılında Lucescu'lu Galatasaray'a transfer oluyor. Türkiye ile yolu kesişiyor ve o dönem küme düşme hattını iliklerine kadar yaşayan iki kere Almanya'da küme düşmeyi tadan Berkant 2001-2002 yılında Ümit Karanlı, Hakan Ünsallı, Sergen Yalçınlı kadroya geliyor ve şampiyonluk yaşıyor. Ama nasıl şampiyonluk geliyor? Galatasaray'ın o dönemki kadrosu pek şaşalı bir kadro değil. 96-2000 arasında Fatih Terim şaşalı dönemler yaşattı. 2000'de UEFA Kupası'nı aldı. Ardından gelen Lücescu Süper Kupayı aldı. Ama Galatasaray'ın o kadrosu şampiyonlukta pek iddialı değildi. Ondan dolayı herkes Galatasaray'dan o sene şampiyonluk beklemiyordu. Ama Sergen Yalçın gibi muhteşem yıldız, Ümit Karan gibi ceza sahası golcüsü vardı ve Hasan Şaş gibi yetenekli, Hakan Ünsal gibi lider ve Berkant gibi genç bir oyuncuyu kadrosuna katmışlardı. Galatasaray'a kimse şans vermezken o sene Lücescu öyle güzel, öyle doğru bir oyun oynattı ki, pardon, güzel lafı yanlış oldu. Galatasaray'a şaşalı güzel bir oyun oynatmadı Lücescu. Ama Galatasaray'a doğru, taktiksel, oyuncuları verimli kullanarak çok güzel bir şampiyonluk yaşattı Lücescu. O dönem 21 maçta forma giyen Berkan 1213 dakika süre alıp 5 gole imza attı. Aldığı sürelerin çoğu sonradan oyuna girdi Berkant. O takımda iyi bir başrol oyuncusu olamadı. Yine Bayern Münih'i görmüş Berkant zirveye çıkamadı. O sene şampiyon oldu ama kendi adına bireysel performanslarda kağıt üstünde kendi kariyerinin tap noktası olsa da istediklerini yapamadı. Bunlar yeteneğinin karşılığı değildi. Berkant bu sefer 21 maçta forma giydi. Bunların çoğu sonradan da 1213 dakika süre aldı. Galatasaray'la şampiyonluğa ulaştı. Bu Berkant'ın en önemli senesiydi. Ondan sonra yine Berkant düşüşe geçti. İstediği gibi bir performans gösteremedi. Gözden düşünce 2004 yılında İspanya'nın efsane hocası Beşiktaş'a gelmişti Del Bosque. O dönem Berkant'taki ışığı görmüş. Bu çocuğun kumaşı iyi, çok yetenekli, süratli demişti. Ve Berkant'ı direkt bir santrafor, direkt bir forvet oyuncusu olarak düşünüyordu. Ve Berkant 2006 yılında, pardon 2004 yılında Beşiktaş'a bedelsiz bir şekilde transfer oldu. Galatasaray yolculuğu 2004 yılında bitmişti Berkant'ın. Galatasaray'da 2001-2002 yılında bir şampiyonluk yaşadı ve bu onun için çok önemliydi. Şunu da belirteyim arkadaşlar, programın başında Bayern Münih kısmında bunu atladım. Hepinizden özür dilerim. Bayern Münih'te Berkant'ın iki şampiyonluğu var. Ama kadroda bulunmuştu, süre alamamıştı. Bu Berkant'ın üçüncü şampiyonluğuydu. İki Bundesliga, bir Sporto'da Süper Lig şampiyonluğu vardı. İki kez de küme düşmeyi tatmıştı Berkant Göktan. Berkant Göktan'ın kariyeri düşüşe başlamıştı. Beşiktaş'a gitti. Bir sezonda 6 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. O dönem Beşiktaş taraftarları Berkant'tan mutlu değildi. Del Bosque ile yollar sezon ortasında ayrılmıştı. Takımın başına Rıza Çalınbay gelmişti. Berkant istediği süreyi alamamıştı. Berkant'ın alkol problemi vardı. Çeşitli maddeler kullanıyordu. Beşiktaş döneminde bu pek gün yüzüne çıkmasa da bir sonraki durağı Almanya'da bunlar gün yüzüne çıktı. Berkant Gökten Beşiktaş'tan maalesef ki bu kötü durumlar nedeniyle ayrıldı ve Kaiserslautern bir dönem Olcay Şahan'ın forma giydiği Alman ekibi Kaiserslautern'e transfer olan Berkant bir yıllık kiralık olarak Kaiserslautern'e gitti ve orada yine tutunamadı. İdmanları alkolü çıkan, çeşitli maddeler kullanıp gelen Berkant orada da tutunamadı. 1860 Münih Berkant'la daha fazla bazı şeyleri uzatmadı ve oradan da Berkant'ın yolları ayrıldı. Ondan sonra çeşitli kulüplerde forma giyen Berkant alkol probleminden dolayı futbol hayatı sekteye uğramıştı. Kendisi idmanlara alkollü geliyordu. 1860 Münih'te buna kesinlikle izin vermediler. Herkes karşı çıktı. Berkant'ı deyim yerindeyse kulüpten kovdular. Berkant ani bir kararla Tayland'ın yolunu tuttu. Tayland'a giden Berkant orada hayatını sorguladı. Dedi ki
Ben neler yapmışım, hata yapmışım, neden alkol kullanmışım, neden uyuşturucu kullanmışım. Orada kafasını dinleme fırsatı buldu. O dönem herkes çok şaşırmıştı. Bir dönem Bayern Münih'te oynamış, Galatasaray'da şampiyonluk yaşamış. 2000 yılındaki UEFA Kupası'nın üstüne Galatasaray'a gelip şampiyonluk yaşamış Berkant, bir sonraki sene 2001-2002'de Tayland'a kadar düşmüştü. Herkes için hayret edici bir durum söz konusuydu. Ama Berkant yaptığının farkındaydı, pişmandı ama maalesef ki son pişmanlık neye yarar? Hiçbir şey yaramaz. Ondan sonra bir dönem 2014'te Almanya'ya dönen Berkant Heimstein takımında, Almanya'nın 3. lig takımı Heimstein'da bir sezon forma giydi. Orada yanılmıyorsam 14 maçta forma giydi. 8 gol attı ama Berkant'ın vücudu artık kaldırmıyordu. Alkol, uyuşturucu Berkant'ı uyuşturmuştu. Berkant 2014'ün sonunda 2015'e girerken futbol hayatını noktaladığını bizlere, futbol severlere söyledi. Berkant bir süredir futboldan uzak. Peki Berkant Gökten şu an neler mi yapıyor? Ne yapıyor mu? Berkant Gökten 2019'da Sports 1'e, Almanya'da Sports 1'e verdiği röportajda bugünlere dem vurdu. Çok pişman olduğunu söyledi. Ben maalesef ki bunları yapmasaydım. Kakara kikiri arkadaşlarımla gülüşüyorduk. Uyuşturucu kullanmıştık. Alkol kullanmıştık. Bazı şeyler yapmıştık. Keşke onları yapmasaydım. İdmanlara alkollü gelmeseydim. Zamanı geriye alabilseydim demiş Berkant. Futboldan uzak kalmış. Yakın çevresi ona sırt dönmüştü. Şu an Berkant Gökten. 2019'da Tayland'a yerleşmişti bir süre ailesiyle birlikte. 2019 yılında Tayland'dan oğlunun rahatsızlığı sebebiyle, oğlu, acil şifalar diliyoruz. Otistik hastası kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Oğlu için en iyi tedavinin Almanya'da olduğunu öğrenen Berkant. Ya hepimiz çoluğumuz çocuğumuz için bazı fedakarları yaparız. Berkant kardeşimiz de o kadar hatalar yapmasına rağmen sonunda hatasının farkına varmış. Önemli olan hatamızın farkına varmaktır hayatta. Evet. Berkant olduğu için Almanya dönüyor ve tedavilerini başlatıyor. Şu anda arkadaşlar çok ilginç bir durum. Zamanında Bayern Münih görmüş, Galatasaray, Beşiktaş görmüş. Zirvelere çıkıp dibe inen Berkant Gökten şu anda Instagram'da sadece 405 takipçisi var. İlginç, komik bir durum. Ama gerçekler bunlar. Ama onu hayata bağlayan sosyal medya, Twitter, Instagram değil. Onu hayata bağlayan eşi, çocukları ve köpeği. Berkant Gökten şu anda futboldan uzak. Kaç? 2014'te bırakmış. 7-8-9 yıldır futboldan uzak Berkant Gökten. Gayet sakin bir hayat olduğunu ve şu anki hayatından memnun olduğunu dile getiriyor. Ama benim Berkant Gökten'a bir çağrım var. Sayın Berkant Gökten, ben Aktel Güler. Aktel Spor'un kurucusu olarak ben namı diğer Aktel Güler. Berkant Gökten'a bir çağrıda bulunuyorum. Berkant kardeşim, insanlar hata yapabilir. Her şey olabilir. Futboldan uzak kalmış olabilirsin. Ama ben sana Aktel Spor'un kapılarını sonuna kadar açıyorum. Ve bu kanalda yorumculuk yapman için çağrıda bulunuyorum. Sen programı izlersin, izlemezsin bilmiyorum. Ama ben her daim bu kanalın kapılarının sana açık olduğunu belirtmek istiyorum. Ve gençlere futbolcu olmak isteyen, sporcu olmak isteyen, bet yokken gençlere bir tavsiyem var. Kesinlikle alkolden uzak durun, uyuşturucudan uzak durun ve çevrenizde sizi kötü teşvik eden, aklınıza giren fesat insanlardan uzak durun. Hayatta bir tek kendinize değer verin, sağlıklı beslenin, sporunuzu yapın, düzenli uyuyun, spor hayatınıza bakın, kakara kikiri gülen arkadaşlarınıza inanmayın. Bu hayatta düşenin dostu olmaz. Düştüğünüz zaman bir tek ananız ağlar, gerisi yalan ağlar diyorum ve bugünlük bu programın sonuna gelirken bir sonraki programın anonsunu şu şekilde yapmak istiyorum. Hepinize bir ipucu vereceğim ve hepinizin yorumlara cevap yazmasını istiyorum. Bu benim için çok değerli arkadaşlar. Lütfen doğru bilecek misiniz? Ben de merak ediyorum. Beşiktaş'ta forma giymiş, 2005-2006 yıllarında 24 numaralı formayla efsane olmuş ve şimdilerde çok ilginç bir kariyer planlaması yapan, erken yaşta futbolu bırakan yıldız oyuncu kim? Bir sonraki durağımız
Bir dahaki haftadaki durağımız 24 numaralı. Beşiktaş'ta 24 numaralı efsane olmuş. Futbolu bıraktıktan sonra, erken yaşta bıraktıktan sonra başka bir kariyer planlaması çizen eski unutulmuş yıldız, unutulmuş sima kim? Evet arkadaşlar, bugün programın sonuna geldik. Ben bu programa çok değer veriyorum. Unutulmuş simalar programına, dediğim gibi. Bu programı bugün burada bitiriyorum. Hepinizin bir sonraki programda 24 numaralı efsane Beşiktaş futbolcusunu yorumlara yazmasını rica ediyorum. Ve herkesten kanala abone olmalarını istiyorum. Beğeni butonuna basmayı unutmamalarını istiyorum. Evet arkadaşlar, ben Akter Güler. Bugün sizlere dilim döndüğünce Berkant Göktan'ın hayat hikayesini ve şimdi ne yaptığını, bir dönem futbolcu kariyerine değindim. Bugün benden bu kadar. Hepiniz sağlıcakla kalın. Bir sonraki programda, unutulmuş simalar programında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.